Sonra kamuoyunda yeni bir endişe söz konusu. Narin'i katledenler acaba hak ettikleri cezayı alacaklar mı? Kamuoyundaki bu endişe, takdir edersiniz, yersiz bir endişe değil. Her gün onlarca suç kaydı olan kişilerin sokaklarda serbestçe dolaştığını görmekteyiz. Görüyoruz ki ceza kanunu ve infaz yasası suçluları caydırıcı şekilde cezalandırmaktan çok çok uzak. Bu cezasızlık durumu katilleri ve çocuklarımızın hayatını karartan canileri daha da cesaretlendirmektedir. Nari'nin katledildiği bu acı olayı bir milat kabul ederek benzer vahşeti aklının ucundan dahi geçirenlerin bacaklarını titretecek değişiklikleri hayata geçirelim. Buradan meclis çoğunluğunu elinde bulunduran iktidara ve tüm muhalefet partilerine sesleniyorum. Gelin hep birlikte ceza kanununda ve infaz yasasında değişiklik yaparak cezaların caydırıcılığını artıralım. Cinayet ve özellikle çocuk cinayetleri için çerçevesi çok net bir şekilde belirlenmiş bir kapsamda idam cezasını yasalaştıralım. Burada daha sonra siyasi bir intikam aracına dönüşmemesi için çerçevesi net bir şekilde belirlenmiş ve cinayetle sınırlı olması bizim için en önemli kriterdir. Bunun altını dikkatle çiziyoruz. Toplum olarak adalet duygumuzu derinden sarsan çocuk cinayetleri karşısında hep birlikte idam gelsin seslerini duyuyoruz. Evet, sadece altını çiziyorum. Sadece bu vahşi eylemler karşısında bunun gerekliliğini Saadet Partisi olarak biz de savunuyoruz. Ancak ne yazık ki adaletin, mafyanın oyuncağı olduğu, yargının parayla satın alındığı bu Türkiye'de çocuk cinayetleri için bile idamı söylerken bir kez daha düşünmek zorunda kalıyoruz. Ciğerimiz yanıyor. Ama idam derken bile AK Parti'nin siyasi hesaplaşmalarına takılmaktan korkuyoruz. Türkiye bu cehennemi yaşamak zorunda değil arkadaşlar.